Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım Gökçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lif çalışması yapacağız. Yine oldukça renkli bir modelimiz. Yine 4 renk kullanacağım. Yeşil, sarı, mor ve beyaz rengimiz var. Beyaz rengimiz ana rengimiz. Diğer 3 renk de yan rengimiz. Siz 3 renk yerine dilediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Tığ numaram 6 1.40 mm. Tığ kullanacağım. Model anlatımıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olur, zil butonuna tıklayıp tümünü işaretlerseniz paylaşacağım videolardan haberdar olur. Sizler de benimle birlikte örebilirsiniz. Dilerseniz model anlatımımıza geçelim. Evet arkadaşlar, sarı renk ipimizle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Birinci zincirimi batarak bir daire oluşturuyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Başını 4 defa doladım. Topladım. Arada 1-2 zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Topladım. Arada 2 zincir. Tekrar bir fıstık yaptım. Topladım 2 zincir. Bu şekilde 3 tane yaptık. Şimdi 6 tane fıstık yapalım. Tekrar görüşelim. 6 tane fıstığımı oluşturdum. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın üzerine kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar araya geçiyorum. Ara boşluğa ilmeğimi uzattım. 1 2 3 4 dolamalı bir fıstık yaptım. Kapattım. Arada 1 veya 2 zincir çekelim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Topladım. Arada 1 veya 2 zincir çekelim. Bir sonraki fıstık arasındaki boşluğa geçiyorum. Tekrar bir fıstık yaptım. Topladım. Bir veya iki zincir çekelim. Aynı yere bir fıstık daha yapalım. Topladım. Arada bir veya iki zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Aynı şekilde bir fıstık daha yaptım. Zincirimi çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Topladım. Bu şekilde bütün fıstık aralarına ikişer tane fıstık yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladım. Tekrar ara boşluğuna geçiyorum. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. İpiniz ince ise fıstıkları 5 defa dolayın. 2 fıstık yaptım. 1 zincir. Bir sonraki ara boşluğa geçiyorum. Yine tekrar bir fıstık. Kapattım. Tekrar bir zincir. 2 zincir çekelim. 1 veya 2 zincir çekelim. Elinize göre ayarlayın ara zincirlerini. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Tekrar bir fıstık. Kapattım. Bir veya iki zincir çekelim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Tekrar iki zincir. Başta iki fıstık yaptık. Tek iki. Şimdi tek yapacağız.
Bir ikili fıstık, bir tek fıstık diye devam edecek bu sıramız. Şimdi tekli fıstığımı yaptım. 2 zincir, bir sonraki araya geçiyorum. Çift yapacağım. Bir çift, bir tek de devam edeceğiz bu sıramızda. Şimdi ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu sıramızı da çift tek, çift tek şeklinde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramı da tamamladım. Tekrar araya geçiyorum. Tekrar iki fıstıkla başlıyoruz. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Arada iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki fıstığımız oldu. Arada bir veya iki zincir çekelim. Bir sonraki ara boşluğuna bir fıstık. Kapattım. Bir veya iki zincir çekelim. Bir sonraki ara boşluğuna yine tekte bir fıstık yapıyorum. Tekrar bir veya iki zincir. İki fıstığımızın arasına geldik. Tekrar buraya ikili fıstık. Topladım, kapattım. Bir veya iki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu sıramızı da altta bir çift bir tekti. Şimdi bir çift iki tek, bir çift iki tek şeklinde devam edeceğiz. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladım. Sarı renk ipimi şimdi kesiyorum. Diğer renk yeşil renk ipimi alıyorum. Tekrar bu ipi kestiğim yere, buraya iki fıstık arasına yeşil renk ipimi sabitledim. Tekrardan buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Araya bir veya iki zincir çekelim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Şimdi mor renk ipimi alacağım. Evet arkadaşlar, mor renk ipimi aldım. Bu şekilde sabitledim. Bir zincir çektim. Zincir çok olmasın arkadaşlar. Şu şekilde yeşil renk ipimi de yürütüyorum. Bir sonraki boşluğa tekrar bir fıstık yapıyorum. Tekli. Kapattım. Bir zincir, bir sonraki araya geçiyorum, bir fıstık. Kapattım. Bir zincir, bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. Alt sırada 2 taneydi tekli fıstığımız, bu sırada 3'e çıkıyor. Kapattım bu şekilde. Tekrar mor renk ipimi bırakıyorum. Arka tarafa yeşil ipimi aldım. Sabitledim. İki fıstık arasına geldim. Tekrar iki fıstık. Arada bir veya iki zincir çekelim. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum.
Çift fıstıklarımızı yeşil rengimizde, tekleri mor rengimizde yapacağız. Şimdi tekrar mor renk ipimi aldım, başını doladım. Yeşil renk ipimi yürütüyorum bu defa. Yine tekli fıstık yapacağım 3 tane. Bir sonraki araya geçtim. Bir sonraki araya geçtim. Üçüncü tekli fıstığımı yapıyorum. Sonra tekrar yeşil renk ipimi alıyorum. Moru arkaya bıraktım. Bu defa çift fıstığımı yapacağım. Çift fıstık arasına çift fıstık. Kapattığım bir zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Evet arkadaşlar, bu sıramızda dediğim gibi çiftleri yeşil rengimize, morları tekli fıstık olarak yapacağız. Bir çift üç tek, bir çift üç tek şeklinde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. 3 tane mor fıstığımı yaptım. Tekli yeşil renk ipimi geçirdim şimdi. Tekrar mor ipimi arkadan yürütüyorum. Yine ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemini sabitledim. Tekrar araya geçiyorum. Buraya yine 2 tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir veya iki zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Hala mor renk ipimi de yürütmeye devam ediyorum. Tekrar mor ipimi alıyorum. Bu kez yeşil renk ipimi yürütüyorum. Tekrar bir sonraki araya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Bir sonraki araya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Alt sırada 3 taneydi mor fıstığımız, şimdi 4'e çıkıyor. Arttırma yapıyoruz. Tekli fıstığımı yaptım. Topladım bir zincir. Bir sonraki araya geçiyorum. Tekli fıstığımı yaptım. Gördüğünüz gibi 4 tane tekli fıstığım oldu. Alt sırada 3'tü, 4'e çıktı. Şimdi yeşil renk ipimi aldım. Bu kez mor renk ipimi yürütüyorum. Yeşil fıstığın üzerine yine ara noktasına tekrar fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Topladım. Evet arkadaşlar, bu sıramızda yeşilin üzerine yine yeşil, tekli fıstıkların arasına tekli fıstık yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Yine arada 4 fıstığımız, bir ikili yeşil fıstığımız var. Tekrar yeşil renk ipimi geçtim. Mor renk ipimi hala yürütmeye devam ediyorum. Yeşil fıstığın tepe noktasına geçtim. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar araya geçtim. Mor ipimi de arkadan yürütüyorum. Şimdi tekrardan buraya bir fıstık yaptım. Kapattım.
Bir veya iki zincir aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Tekrar mor renk ipimi aldım. Başını doladım. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Yeşil renk ipim yürüyor arkadan. Arada da çekiştirelim arkadaşlar, görünmesin. Bir sonraki araya geçtim. Bir fıstık. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. Bir zincir. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. Bir zincir. Sonuncu fıstığımı da yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Altta 4 ötekli fıstığımız, bu sırada 5 tane oldu. Tekrar yeşil renk ipimi aldım. Başını doladım. 2 fıstık arasına tekrar 2 fıstık yapacağım. Alt sırada nasıl yapmışsak aynı devam edecek. Hiçbir farklı işlem yok. Sadece fıstık sayılarımız artıyor aradaki. Arttırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da sıra sonuna kadar yine yeşillerin üzerine 2 yeşil, aralarda 4, 3, 4, 5, 5 fıstık oldu gördüğünüz gibi. Arada da 5 fıstık yaparak bu sıramızı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Yine tekrardan sonunu göstereyim. Tekrar yeşil renk ipime geçtim. Yine mor renk ipimi yürütüyorum. Burada ilk fıstığımın tepe noktasına battım. Sabitledim. Tekrar ortaya geçtim. Yine mor renk ipimi yürütüyorum. İlmeğimi doladım. Yine araya fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Arada bir zincir. Şimdi burada mor yapmıyoruz. Tekrar yeşil devam ediyoruz. Bir tane tekli yeşil fıstık yaptım. Tekrar mor renk ipimi aldım. Bu kez yeşili yürütüyorum. İki fıstık yaptım. İkili fıstık arasında bir tane yeşil. Şimdi tekli mor. Kapattım. Arada bir veya iki zincir çekelim. Elinize göre ayarlayın. Marullaşma, kıvrılma olursa zincir sayılarını arttırın. Hatta arada şu şekilde göstereyim. Arada şu şekilde biraz esnetirseniz, az bir marullaşmanız, kıvrılmanız olursa düzelecektir. Esnetme yapın. Mor renk ipimizle devam ediyoruz. Bir sonraki araya geçtim. Kapattım. 4 tane mor oldu. Şimdi tekrar yeşil renk ipimi alıyorum. Buraya tekrar en sonuncuya yeşil fıstık yapıyorum. Kapattım. Burada 2 yeşil fıstıkla başladık. Bir sonrakine yeşil, 4 mor, yine bir yeşil.
Şimdi tekrardan iki fıstık arasına geldik. Yine iki fıstık yapacağız. Kapattım iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu sıramızdan bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi tekrar iki fıstık yaptık. Buraya yeşil, 4 tane mor, yine yeşil, 2 fıstık. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım gördüğünüz gibi. Ortada bir ikili yeşil, kenarlarında birer tane yeşil şeklinde mor fıstığımız, arada 4 tane. Şimdi sıra sonuna geldim. Buraya yine mor ipimi unutmuyorum. Arkadan yine bu şekilde kaydırma yöntemini sabitledim. Tekrar ortaya geçtim. Buraya yine fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada iki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Tekrar bir zincir. Bir sonraki araya geçiyorum. Yine tekli fıstık yapıyorum yeşil ipimle. Kapattım. Tekrar bir zincir. Bir sonraki araya tekrar yeşil fıstık. İki fıstıktan sonra iki tane de aralarda tekli fıstık yapmış oldum bu şekilde. Çiftin arasında çift, iki tane de tek yeşil. Tekrar mor renk ipimi alıyorum. Bu defa yeşil renk ipimi yürütüyorum. Altta 4 mor fıstığımız vardı. Şimdi 3'e düşecek. 2 yeşil yaptığımız için. Bir sonraki araya geçtim. Tekrar mor fıstık. Bir zincir. Üçüncü mor fıstığımı yapıyorum. Arada bu arkadaki yeşil kaydırdığımız ipi de çekelim. Gördüğünüz gibi altta 4 yeşil mordu. Şimdi 3'e düştü. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. 2 tane de yeşil tekli yapacağım. Bir yeşil fıstığımı yaptım. İkinci yeşil fıstığımı yaptım. Arada bir veya iki zincir çekelim. Çiftli fıstığımızın arasına geldim. Yine buraya çift fıstık yapacağım. Arada iki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Çiftle başladık. Yine çiftin arasına iki yeşil, altta 4 fıstıktı mor. Gördüğünüz gibi 3'e düştü. Tekrar 2 fıstık yeşil, araya tekrar geldim 2 fıstık. Şimdi 2 tekli yeşil, yine 3 mor, 2 yeşil, 2 fıstık. Bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, yine sıranın sonuna geldim. Buraya ilk başladığım fıstığın üzerine sabitledim. Tekrar araya geçtim. Şimdi yine 2 fıstık arasına 2 tane fıstığımı yapıyorum. Arada iki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum.
topladım. Bir veya iki zincir çekiyorum. Bir sonraki tikli fıstığıma geçtim. Tikli fıstık. Kapattım. Tekrar bir veya iki zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstık arasına geçtim. Kapattım. Şimdi beyaz renk ipimizi de alıyoruz. Üçüncü rengimiz, beyaz rengimizle yürüteceğiz artık. Buraya sabitledim. Bir zincir. Üç, şimdi morla yeşili ikisini beraber yürütmeye devam edeceğim. Bir sonraki fıstık arasına da beyaz rengimizle fıstık yapıyoruz. Topladım. Şimdi tekrar mor renk ipimi aldım. Başını doladım. Bir sonraki araya mor fıstık yaptım. Bir veya iki zincir. Tekrar bir mor fıstık daha. Hatta 3'tü mor fıstığımız. Şimdi 2'ye düştü. Tekrar beyaz renk ipimi alıyorum. Bu kez yeşilde beyazı yürütüyorum. Topladım, kapattım. Bir zincir. Şimdi yeşil renk ipimi alıyorum. Tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. Topladım. Şimdi çift fıstığımın arasına geldim. Buraya yine çift fıstık yapacağım. Topladım. İki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Topladım. Evet arkadaşlar. İki yeşil fıstıkla başladım. İki tane yeşil tek yanına. Tek bir fıstık beyaz, iki mor, tekrar beyaz, iki mor, iki beyaz arasında kalıyor gördüğünüz gibi. Tekrar iki yeşil, sonra yine çiftli fıstığımıza geliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızın da sonuna geldim. Tekrar birleştirmeyi gösteriyorum. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar araya geçtim. Yine buraya iki fıstık yapacağım. İki fıstık arasındayız. Topladım. Bir, iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha. İplerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Yine iki fıstık yaptım. Bir zincir çektim. Bir yeşil fıstık tekli. Tekrar bir zincir, beyaz renk ipimi alıyorum. İki tane çiftli yeşil, bir tek yaptım. Şimdi beyaz renk ipimi aldım. Bu defa yeşille mor ipimi yürütüyorum.
Bir sonraki boşluğa bir beyaz. Topladım. Bir zincir. Bir sonraki araya yine bir fıstık beyaz. Topladım. Bir zincir. Tekrar beyaz renk ipimle yine bir fıstık yapıyorum. Üçüncü beyaz tekli fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Arada bu altta yürüttüğümüz ipleri de çekelim arkadaşlar. Şimdi mor renk ipimi alıyorum. Beyazı bıraktım. Şöyle bir zincir. İki mor fıstığın arasına tekrar mor yapıyorum. Mor fıstıklarımızı eksilterek gördüğünüz gibi 1'e düşürdük. 3, 2, 1. Şimdi tekrar beyaz renk ipimi alıyorum. Tekrar beyaz fıstık yapıyorum. Bir sonraki sırada yuvaya. Topladım. Bir zincir. Tekrar bir fıstık. Bir zincir. Üçüncü beyaz fıstığımı yapıyorum. Topladım. Bir zincir. Tekrar yeşil renk ipimi aldım. Bir fıstık da yeşil yapıyorum. Bir zincir, iki fıstık arasına geldim. Tekrardan buraya iki fıstık. Evet arkadaşlar. Arada dediğim gibi daha öncesinde şu şekilde hafif marullanma olursa böyle çekiştirdiğiniz zaman kenarları düzelecektir. Şimdi burada iki fıstıkla başladık. İki fıstık arasına bir yeşil tekli. Tekrar 3 beyaz fıstık yaptık. Araya bir mor. Tekrar 3 beyaz, bir yeşil, 2 çiftle batırıp yapıp bu dilimimizi tamamladık. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde başladığımız noktaya kadar aynı şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladım. Mor renk ipimi kestim. Artık işimiz kalmadı. Sadece beyaz ve yeşille devam edeceğiz. Tekrar iki fıstık arasına geçtim. Buraya yine iki tane fıstık yapacağım. Kapattım. Arada iki zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Topladım. Bir zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına. Affedersiniz arkadaşlar. Yeşil renk ipimizde değil. İki fıstık yaptım. Beyaz renk ipimi alıyorum. Beyaz renk ipimize devam ediyorum. Yeşil renk ipimi de yürütmeye devam ediyorum. Bir beyaz, bir zincir. Bir sonraki araya geçiyorum. Bir sonraki araya. Bir zincir, bir sonraki araya geçiyorum. Bütün aralara beyaz renk yapacağız.
Evet arkadaşlar, tekli fıstık yaparak devam ediyorum bütün fıstık aralarına. Kaç tane fıstığımız oldu? 3, 6, 9, 10 tane beyaz fıstığım oldu. 2 çift yeşilde başladım. Arada 10 tane beyaz tekli fıstık. Şimdi yeşil renk ipimi alıyorum. Yine çift fıstığa geldim. Gördüğünüz gibi iki fıstık arasına yine yeşil renk ipimle çift yeşil fıstık yapacağım. Arada iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek. 10 tane beyaz tekli fıstık aralarına, çiftli fıstık aralara da ikişer tane çiftli yeşil yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızın da sonuna geldim. Tekrar bu ilk başladığım fıstığın üzerine kaydırma yöntemini sabitledim. Bu arada yeşil renk ipimi de kestim. Yeşil renk dedi, işimiz bitti. Şimdi sadece beyaz rengimiz var. Yine iki fıstık arasına iki fıstık yapıyorum. Arada iki zincir, aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Yine arada bir zincir, bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Topladım. Tekrar bir zincir, bir sonraki araya geçiyorum. Bir zincir, bir sonraki araya geçiyorum. Bu şekilde bütün tekli fıstıkların aralarına tekli fıstık yaparak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda ne yapacağız? Yine çift arasına beyaz çift battım. Teklilerin arasına yine bu yeşil fıstığımızın iki fıstığa gelene kadar yine tek beyaz çift fıstığın arasına beyaz rengimizle çift, yine tekliler arasına tek, çiftin üzerine çift. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Şu an birinci sıramızı yapıyoruz. Bu sıradan sonra bir sıra daha aynı şekilde gidelim. İki sıra beyaz gidelim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, iki sıra beyaz gittim. Gördüğünüz gibi 1-2. Eğer siz boyut olarak küçük derseniz life buradan arttırabilirsiniz. 2 değil 3 sıra beyaz gidebilirsiniz. Şimdi kenar oyasına geçiyorum. Buraya mor renk ipimi sabitledim. 3 zincir çektim. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere battım. Başını doladım. Aynı yere yine ikili trabzan. 3 veya 4 zincir pipirik yapıyorum. Başını doladım. 1, 2, 3, 4 zincir pipirik yaptım. Aynı yere battım. İkili trabzan. 4 tane pipirik yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Battım. Tekrar bir zincir çektim. Başını doladım. Bir sonraki araya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir pipirik yaptım. 4 zincir. Siz herhangi bir istediğiniz farklı bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz. Benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunu da bildireyim. Dördüncüyü yapıyorum. 4 zincir. Bu şekilde bir sonraki fıstık arasına battım. Tekrar bir zincir, başını doladım. Bir sonraki araya geçtim. İkili trabzan.
4 zincir, yine 4 tane bu şekilde. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir sonraki boşluğa battım. Evet arkadaşlar, bu şekilde kenar oyasını tamamlayalım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben modelimizi tamamladım. Kenar oyasını, modelimiz son şeklini aldı. Oldukça şık, çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gayet de kullanışlı. Hem çeyizlik için hem de günlük kullanım için uygun bir model. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.